İnnel hamdülillah. Elhamdülillahi hamdan tayyiben kesiran mübareken. Mil es semavati ve mil el ve mil emâ şâhe min şeyh. Subhanehu subhaneh. Mâ a'zama şâne. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nesta'inuhu. Ve ne'ûzu billahi min şururi enfusina. ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزمان من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم عزيز ومحترم مؤمنler bugün 25 Şaban 1431 Cuma İnşallah önümüzdeki hafta Ramazan-ı Şerif'e giriyoruz. Nefesimiz yeter, ömrümüz olursa. Bir Ramazan'a daha kavuşturduğu için Rabbimize şükrediyor, minnet ediyor, hamd ediyoruz. Cumamız mübarek olsun. Dünümüz, günümüz ve sonumuz mübarek olsun. Rabbim bizi cumalarda cem ettiği gibi cennetinde cem etsin. Rabbim bizim bedenlerimizi camilerde cem ettiği gibi akıllarımızı, duygularımızı, düşüncelerimizi de inşallah cem etsin. Aziz kardeşlerim, gündem yoğun. Hem hutbe, umreden yeni döndük, hem Ramazan'a giriyoruz. Onun için de üstelik yaz, üstelik sıcak, üstelik Ağustos. Sizi fazla bekletmek istemem. Sabrınızın sınırlarını zorlamak istemem. Söyleyeceklerimi muciz olarak söylemeye çalışacağım inşallah. Hutbemin birinci bölümünü umre başlığı altında, ikinci bölümünü de Ramazan başlığı altında vereceğim. Değerli müminler, önce sizlere dua ettiğimizi, dua etmeye gittiğimizi, ettiğimiz duaların dergâh-ı ahadiyete ulaşması için de sizden dua talep ettiğimizi beyan etmek istiyorum. Gidenin umresi mi, gitmeyenin umresi mi? Gidenin haccı mı, gitmeyenin haccı mı? Doğrusu bu konuda kesin bir şey söylemek mümkün değil. Öyle gidemeyenler var ki Kabe ayağına gelir. Öyle gidenler var ki Kabe kaçar. Öyle gidemeyenler ama gönlünü gönderenler var ki onların gönlü kabul olur da bedenini götürüp yüreğini bırakanların bedeni kabul olmaz. Dolayısıyla
Rabbimden ibadatı taatımızı katında kabul etmesini niyaz ediyoruz. O kabul etmezse ibadetlerimiz neye yarar? O kabul etmezse eğer ibadetlerimizle iftihar edecek bir durumumuz mu var? Bizim ibadetlerimiz bin bir kusuruyla, eksiğiyle, noksanıyla, hatasıyla, yanlışıyla Allah'a sunduğumuz aslında çobanın, daha doğrusu bedevinin çölde biriktirdiği bir testi suya benzemiyor. Bedevi halifenin huzuruna Bağdat'a çıkmak için bedevileri temsilen seçilmiş. Halifeye ne götüreyim demiş. Hurma götürsem hurmaların en iyisi halifenindir. Deve götürsem develerin sürüsü onundur. Bizim için demiş, sudan daha değerli bir şey yok. Bizim için bu kadar değerliyse, halife için de değerlidir. En iyisi bir testi su götüreyim. Suyu götürmüş. Halife olgunlukla karşılamış Bağdat'ta, suyu almış, bedeviyi ağırlamış, yedirmiş, ikram ve izazda bulunmuş. Demiş ki görevlilere, bu efendiyi demiş çıkarken Dicle'nin üstünden geçir. Bedevi tabii koca deniz gibi ırmağın üstünden görünce suyu, eyvah demiş, biz ne yaptık ya? Meğer ırmaklar halifeninmiş. Biz bir testi su getirdik. Bizimki bir testi su. Hepsi bu. Irmaklar Allah'ın. Göller Allah'ın. Denizler Allah'ın. Kim sular Allah'ın? Bizimki bir testi su. Zaten su Rabbimizin ihtiyacı diye götürmüyoruz ki. İşine yarar diye götürmüyoruz ki. Bizim niyetimizi bilsin. Kendisine kulluk niyetimizi beyan edelim. İrade beyanında bulunalım. Rabbimiz kulluk niyetimize baksın, kusurumuzu bağışlasın diye yolluyoruz ibadetlerimizi. Umre, amr, mimar, İmar, aynı kökten gelen kelimeler. Aslında ömrü imar etmek demektir. Ömre imar faaliyetidir. Hani inşaatlar bir imar faaliyetidir. Yıkılan yerleri yaparsınız, imar faaliyeti olur. Enkazları temizlersiniz, üzerine güzel binalar kondurursunuz, imar faaliyeti olur. Aynen öyle. Ömre de İnsanın içinin yıkılan yerlerini imar ettiği bir imar faaliyetidir. Aynı zamanda mescidi haramı imar ettiği bir imar faaliyetidir. Çünkü mescitlerin imarı cemaatledir, ziyaretledir, namazladır. Dolayısıyla şu anda siz Akabe Mescidini imar etmeye gelmiş bulunuyorsunuz. Yani siz Akabe Mescidini imar ediyorsunuz. Mimarısınız sizler. Nasıl imar ediyorsunuz? Çünkü buranın imarı cemaatiyledir. Şu cemaat olmasa duvarları gümüşten, efendim demirleri altından olsa ne işe yarar? Buranın maksadı içinde Allah'a kulluk edilmesi. Onun içindir ki Hazreti İbrahim Kabe'nin temellerini yeniden yükseltirken وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlığı hacca çağır emriyle muhatap oldu, emrine muhatap oldu. Neden? İmar edilmesi lazımdı. İnsanlık oraya gelecek ve imar edecek. İnsanın olduğu yerde aslında imar var. Yoksa insan olmasa imar ne işe yarar? Olur mu? Üç taşı üst üste koyabilir mi?
İnsan dışında şu canlıların tümünü toplasanız, üç tuğlayı üst üste koyun deseniz, en zekisi, akıllısı demiyorum. Koyabilir mi? Koyamaz. Dolayısıyla insan böyle. Zaten insanın Kabe'ye gitmesi, yeryüzündeki ilk imar faaliyetini ödüllendirmesidir. Çünkü yeryüzündeki ilk ev, ayet-i kerimede de okuduğum gibi, اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذ۪ي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًا لِلْعَالَم۪ينَ Bekke'deki, gözyaşı vadisindeki o ilk evdir. اَوَّلَ بَيْتٍ İlk ev. Dolayısıyla Allah'ın evi, ilk ev Allah'ın evi seçildi. Yani insanoğlu ev yaptı yeryüzüne, Allah o benim evim dedi. Çünkü insanoğlu yeryüzünün halifesiydi. Halife yeryüzünü imar için giriştiği imar faaliyetlerinin tamamını Allah'ımız üstlendi. Onun için bu demektir. Yeryüzünü imar edin, ben sahip çıkayım. Hilafet görevinizi yapın, üstüne ben damgamı vurayım. Bu benimdir diyeyim. Siz ev yapın, Allah için, kulluğunuzu yerine getirmek için ben kapısına mührümü vurayım. Beytullah diyeyim. Beytül filan, Beytül Adem demeyeyim. İşte onun için aslında yeryüzündeki ilk imarı biz ödüllendirmeye gittik. Ve tabii kendimizi ödüllendirdik. Kendimizi imar ettik. Ve umre işte böyle bir imar seferberliği, imar faaliyeti. Gerçekten bir kez daha gördüm ki böyle bir organizasyonu Allah yapar. Allah'ın organizasyonudur aslında umre ve hac. Gidin ve görün. Milyonlarca insan 5 vakit deriliyorlar ve dağılıyorlar. Tıpkı Kabe bir kalp. Kalp. Resmen kalp. Kalbin mimari hali. Kabe hem kanı topluyor, hem dağıtıyor. Kabe'nin kanı insan. Kabe kalp, kan insan. İnsanları topluyor. Gelin diyor, kirlendiniz. Kirli kanlara diyor ki, toplar damardan, gelin. Tüm bedenin kirli kanını topluyor. Yeryüzünden topluyor. Gelin bana. Ve onları tertemiz ediyor etrafında. Namazla temizliyor, tavafla temizliyor. Ondan sonra temizlediği kanı topluma basıyor, dünyaya basıyor. Atar damarlara. Tekrar kirleneceksiniz diyor. Tekrar kirleniyorsunuz, bir daha geliyorsunuz. Bir daha temizliyor, bir daha basıyor. Ve böylece Kabe kalbi çalışıyor. Aynen mescitler gibi aslında. Şimdi şu anda Kabe'nin buradaki şubesi olan bu mescit de aynen bir kalp değil mi? Bakınız, bizi topladı. Bizi topladı. Geçen cumadan bu cumaya bir haftalık kirlendik. Şimdi haftalık bakım. Temizleyecek. Bu Efendimizin de yaklaşık ifadesi bu. Mümin büyük günahlardan kaçınırsa küçük günahları 2 vakit küçük günahlarına kefarettir. 2 vakit arasında işlediği. 2 cuma da 2 cuma arasında işlediği günahlara kefaret. 2 bayram da 2 bayram arasında işlediği günahlara kefaret. Allahu Ekber. Aslında harika bir sistem değil mi bu? Onun için gerçekten de Allah'ın organizasyonu diyorum ben. Bakıyorum, böyle bir organizasyonu kim yapabilir ki? Hem de bir avuç görevliyle götürüyorlar. Milyonlarca insan orada. Yani sanmayın ki yazın Arabistan kavruluyor, millet kaçacak delik arıyor. Yok, 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 yok. Kabe'nin avlusunda namaz kılacak yer bulamıyorsunuz. Metaf'ta tavaf edecek yer bulamıyorsunuz. 3. katı bile açmışlar, düşünün. Yani şu sıcakta böyle bir organizasyonu yapın bakalım. Yapın ve çağırın bakalım. Neyle karşılaşıyorsunuz? Dolayısıyla ancak Allah yapar. Tabii
Bunun sebepleri var, esbabı var. Hazreti İbrahim'in çağrısına bakmak lazım sebeplerden biri olarak. Hazreti Adem'in tevbesine bakmak lazım ondan önce. Bu tevbenin samimiyetine bakmak lazım. Hazreti İbrahim'in çağrısına bakmak lazım. Hazreti İsmail'in teslimiyetine bakmak lazım. Hazreti Hacer'in imanına bakmak lazım. Yani birçok şeye bakmak lazım. Dolayısıyla bütün bunların bileşkesi orada tecelli ve tezahür ediyor. Böyle bir organizasyonu yeryüzünün en düzenli ülkelerinden birine yapmaya kalksanız, Amerika'da, Avrupa'da, inanın felç olur, bir daha da kendine gelemez. Götürün 4 milyonu hangi şehir diyorsanız oraya koyalım. Bir bakın bakalım. İnsanlar birbirini yemiyor bu. Bir bakın bakalım ekmek ve su bulabiliyor musunuz? Tıkır tıkır işliyor. İlahi organizasyon. Tıkır tıkır işliyor. Onun için galiba bereket bu. Mübarek olmak böyle bir şey. Allah bir işe el katarsa bereket oluyor. Onun için bereket bu galiba. Onun için aziz dostlarım, hakikaten ben Rabbimin bu büyük organizasyonuna bir kez daha hayran hayran baktım. Sizin gözlerinizle de baktım. Sizin ağzınızla dua edemem ama sizlere dua ettim. İnanın ettim. Hatta kendime etmedim. Size et. Ya Rabbi sen de meleklerini bana dua ettir dedim. Ben kullarına edeyim. Sen de bana dua edecek birilerini bul. Çünkü benim sizin için ettiğim dua günahsız ağızla bir duadır. Sizin de bana ettiğiniz dua günahsız ağızla duadır. Çünkü hiç kimse yerine günah işleyemez. Ama kendim için dua etsem günahkar ağızla olacak. Siz de kendiniz için dua etseniz günahkar ağızla olacak. Kardeşiniz için gıyabında ettiğiniz dua günahsız ağızla ettiğiniz dua. Çünkü siz onun için günah işleyemezsiniz. O nedenle size ettim. Ne ettiniz mi diye soruyorsunuz. Hoşunuza gider mi bilmiyorum ama Ya Rabbi sancılarını artır diye dua ettim. Ya öyle dua ettim. Ya Rabbi sancılarını artır. Sancınız artarsa aşkınız artar. Aşkınız artarsa acınız artar. Acınız artarsa imanınız artar. İmanınız artarsa her şeyiniz artar. Dolayısıyla iyi etmiş miyim? Bana kızmıyorsunuz değil mi? İnanın Ya Rabbi sancılarını artır diye dua. Ve inşallah sancımız arttıkça çocuk daha gürbüz olacak. Çocuk gürbüz doğarsa eğer yeryüzü bir kez daha rahmete doyacak. İnşallah. Bu çocuğu bir tek rahim doyuramaz. Onun için ne güzel söylemiş bu yüzyılın yüz aklarından kendisiyle çağdaş olmaktan iftihar ettiğim 3-5 kişiden biri olan Musa Carullah üstadımız. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Fetih suresinin son sayfası, son ayet. Bu aslında Süheyl bin Amr'e verilen bir cevaptır. Sil onu ya Ali diyor. Muhammed'in Resulullah olduğuna iman etseydik burada ne işimiz vardı? Bu ona cevaptır. Onun şahsında herkese cevaptır. Muhammedur Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ey Süheyl Amr, Süheyl bin Amr. Ey Süheyl bin Amr'lar, tüm dünyanın Süheyl'leri, Muhammed Allah'ın Resulü. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğunu sen, o, bu, dünya inkar etse ne yazar? Allah eğer öyle diyorsa, öyledir. Allah aziz ederse kimse zelil edemez. Allah zelil ederse kimse aziz edemez. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ Bu cümleyi Muhammedur Resulullah'la birlikte okuyan kıraat imamları var. Ne demek? Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla birlikte olanlar da Allah'ın Resulüdür. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onun arkasına geçenler de Allah. Allah Allah.
Yani ne oldu şimdi hocam? Bu biraz karışmadı mı? Yok, karışmadı. Yani şu, bu ümmet, İslam ümmeti Allah Resulü'nün risalet mirasını üstlenmiştir. Risalet vazifesi bu ümmete miras kalmıştır. Yani Allah Resulü Dar-ı Beka'ya irtihal ve risalet irtihal etmemiştir. İntikal etmiştir. Resul irtihal etmiş, risalet intikal etmiştir. Risalet ölmemiştir. Resulullah ölmüştür. Risalet ölmemiştir. Peki risalet nerede duruyor? Bir kişinin omuzunda mı? Hayır, artık o bitti. Ve hatemen nebiyyin. Nebilerin sonuncusu geldi. O zaman bu ümmetin kendisi bizzat risaletin varisidir. O zaman Muhammedur Resulullah vellezine ma'h. Onunla beraber olanlardır. İşte bu risalet vazifesi omuzlarımızdadır. Bu vazifeyi yapmak için de dediğim gibi alemlere rahmet olacak bir rahme sahip olmamız lazım. Bir rahme. Alemler kadar bir rahme. Alemler kadar bir rahme sahip olmamız, merhamete sahip olmamız lazım. Aziz kardeşlerim, bu duygular içerisinde tekrar Rabbimden sizin ve bizim için hayırlar kılmasını niyaz ediyorum. Getirdiğim selamları arz ediyorum. Selamlarınızı götürüp arz ettim. Rabbim dualarımızı kabule karin buyursun. Umrelerimizi ömür kılsın. Haclarımızı mahşerin provası kılsın. Ölmeden evvel ölmenin hazzını yaşatsın ki öldükten sonra yaşamanın hazzını duyalım, tadalım inşallah. Ela inne ahsenel kelam ve eblegan nizam kelamullahil melikil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam ve izâ kuriyel kur'anu festemi'u leh ve ensutu leallekum turhamun. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى. De ki size bir tek öğüdüm var. İster tek başınıza olun, ister başkalarıyla birlikte olun. Sakın Allah'ın huzurunda bulunduğunuz gerçeğini unutmayın. Ya Rabbi bize bu hakikati unutturma ne olur. Amin, amin. Allahümme afil el mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyai minhum vel emvat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعظيما لنبيه وتكريما لفقامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kamera buradan görmüyor mu İbrahim? Bir basamak inersem o zaman bu yukarıda kalıyor. Peki siz onu yükseltin, beni indirmeyin aşağı. Aziz kardeşler, Ramazanımız mübarek olsun. Elhamdülillah. Borasının tipisinin hizmeti var hepsinin. Demiş ya Seyrani. Hizmeti var, hikmeti var hepsinin. Yazı bir güzel, kışı bir güzel. Hocam yazın neresi güzel Allah aşkına? Baksana buram buram terliyoruz. Terlerken yoruluyoruz, mayışıyoruz. Vallahi güzel ya. Siz Allah'tan iyi mi bileceksiniz?
İnanın güzel. En azından şahit. Şahitler güzeldir. Bir şey şahitse güzeldir. Onun içindir ki 33 kez tesbih çekeriz. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber. 33 rakamının hikmeti nedir biliyor musunuz? 33 rakamı sonsuzluğu temsil eder, çevrimi temsil eder. Çünkü bir kameri yıl ancak 33 yılda devreder. Yani siz 33 yılda 10 gün, 10 gün, 10 gün alın, bir yılı tamamen devretmiş olursunuz. Bir yılda gözünüzün görmediği, elinizin tutmadığı bir zaman parçası kalmaz. Onun için de 33 cennet erkeklerinin de yaşıdır der Efendimiz. Aslında o da sürekliliği, çevrimi ve ölümsüzlüğü temsil eder. Onun için 33 önemlidir. Bu manada bakınız yaza geldi. Benim yaşımda olanlar bilirler, ikinci yazlarını tutuyorlardır. Dolayısıyla ikinci yazınızı tutuyorsanız eğer koskoca bir teşekkür borçlusunuz Allah'a. Rabbim üçüncü yazınızı da tutmayı nasip etsin imanla inşallah. Çok mu uzun bir şey istedik? Erzeli ömürden Allah'a sığınırız da eğer yolunda, eğer hizmet için, eğer Kur'an'ın yolunda verecekse versin, vermeyecekse alsın emanetin. Ama elhamdülillah diyecek ne kadar şeyimiz var. Düşünün ki zamanlar şahit olarak çağrılıyor, mekanlar şahit olarak çağrılıyor. Hani internette siteniz varsa sitesi olanlar bilirler. Bu siteye kim, nereden, dünyanın neresinden girmiş dediğinizde orada bu hizmeti veren internet siteleri var. Oraya tıklarsınız sayaça, hemen önünüze dünya haritası gelir. Tüm dünya haritası. Dünya haritasından sizin siteye girenlerin bulunduğu yerler gösterilir. Işık halinde böyle. Yıldız yıldız. Hatta o yıldızlardan bazıları pasiftir, bazıları aktiftir. Aktif olanlar o anda sitenizdedir. Ben ara sıra benim siteye girenlere bakarım. Okyanusun ortasından siteye girenler var. Yahu orada kara mara yok. Ama gemiden giriyor demek ki. Okyanusun ortasından var. Yeni Zelanda'dan siteye girenler var. Bakıyorum ta kutuplardan siteye giren var. Elhamdülillah. Bu şuna benzetiyorum. Yarın büyük günde bu kulumun üzerinde ibadet ettiği mekanlar gelsin diyecek Rabbimiz. Yeryüzünde yanıp yanıp sönmeye başlayacak. Allah Allah. Şimdi bizimkisi hiçbir yere gitmemişse, efendim iki yerde, evinden camiye, camiden eve, yanıp sönen yer orası. Ama Allah Allah, kulum sen burada da mı namaz kıldın? Burada da mı iyilik ettin? Burada da mı ibadet ettin? Ta kutuplara da mı gittin? Oraya da mı iz bıraktın? Taşlıya da mı gittin? Bu ne kadar şahit kulum? Sevinmez mi insan? Sevinmez mi insan? Dolayısıyla aynen öyle zamanlar gelsin dediğinde kim zamanlar gelmeli? Kim aylar gelmeli? Bir ay bile geride kalmamalı. Ya Rabbi ben onun Ramazan'ına şahit oldum. Temmuz sende mi oldun? Ağustos sende mi oldun? Ben de oldum ya Rabbi. Tamam işte. Zamanlar gelsin. Dolayısıyla Ağustos'u Ramazan'a şahit kılmak. Nasıl bir şey? Sıcağı Ramazan'a şahit kılmak. Nasıl bir şey? Güzel bir şey. Hoş bir şey. Orucun hakkı verilecek inşallah. Yani oruç hakkını bizden söke söke alacak Allah'ın izniyle. Çok güzel. 16 saat, 16 buçuk saat, 17 saat oruç tutacağız. Ve efendim hele hele güneşin altında yanarak, kavrularak mesleğini yapan insanlar, Rabbim onlara ecirlerini fazla fazla verecektir. Mesele nedir mesele? Mesele aç kalmak değildir. Mesele açık kalmak, mesele susuz kalmak değildir. Mesele Rabbinize kulluğunuzu ispat etme meselesi. Ya Rabbi, ben sana kulum. Beni senden, sana kulluktan,
Sıcak da ayıramaz soğukta. Temmuz da ayıramaz Ağustos'ta. Susuzluk da ayıramaz açlıkta. Bunu istiyor Rabbimiz. Bunu istiyor. Rabbim bize bu liyakati versin inşallah. Tekrar Ramazanımız makbul olsun. Ramazanımız Ramazan olsun. Ramazanımız hoş gelsin. Bizi hoş bulsun. Ramazan bazen hoş gelir de insanı boş bulur. Hoş bulmaz. Hatta nahoş bulur. İnşallah bizim Ramazan bizi hoş bulsun. Hoş bulmadıklarını da hoş etsin. Ama unutmayın ki asıl umre içinde onu söylemiştim. Hac içinde. Hacca gitmek için gidilmez. Getirmek için gidilir. Umreye gitmek için gidilmez. Getirmek için gidilir. Neyi getireceğiz? Razı olunmuş bir hayatın kodlarını alıp geleceğiz. Razı olunmuş bir hayat. Dikkat. Kodlardan biri. Sınır. Razı olunmuş bir hayatın sınırları vardır. Sınırları olmayan bir hayat razı olmamış bir hayattır. Sınırları olmayan hayattan Allah razı olmaz. Öyle değil mi dostlarım? Baksanıza. Modern zamanlara baksanıza. İnsanlar sınırları habire yok ediyorlar. Bir sınır yoksa hiç sınır yok. Bir sınır yoksa hiç sınır yok. Bir sınır varsa her sınır var. Onun için sınırı olmayana sınırı kimse koyamaz. Dolayısıyla ya şu kadarcığım günahını işleyeyim de ya daha ağırını işlemem. Hayır. Bir kez o sınırını çiğniyor musun? Seni kim nerede durduracağını kimse bilemez. O nedenle bir sınır yoksa hiç sınır yok. Mikat nedir? Sınırı olmak demektir. İhram nedir? Hürmeti olmak, değeri olmak demektir. Değeri yoksa adamın fiyatı ne olursa olsun beş para etmez. Değer. Değerler üzerine inşa edilir çünkü hayat. Onun için de ihram değerlere işaret eder. İhtirama işaret eder. Hürmete işaret eder. Muhteremliğe işaret eder. Hareme işaret eder. Çünkü haremi olanın, hürmeti olanın tahrimi olur, haramı olur. Haramı olmayanın ihramı, ihtiramı olmaz. Düşünün ki adam haram helal bilmiyor. Onun hürmeti de yoktur. Muhteremliği de yoktur. Bu iki. Üçüncüsü, tavaf bedenle atılmış bir imzadır Allah sözleşmesinin altına. O zaman Allah'la sözleşmeni bozmayacaksın. Razı olunmuş bir hayatın kodları, Allah'la misakını bozmayacaksın. Sa'yu gayrettir. Yani razı olunmuş bir hayatın kodlarından biri de çalışmaktır. Koşturmaktır. İsmail'ini aramaktır. Yani aramaktır. Kaybını bilmektir. Yitiğini bilmektir. Yitirdiğini bilmektir. Onun için razı olunmuş bir hayatın kodlarını getirmek için gideriz. Hacca ve umreye. Ramazan için de aynısını söylüyorum. Evet. Yani bir haccın kabulü ne zaman belli olur sualine? Ölünce demiştim. Ramazan için de şöyle diyorum. Sadece Ramazan'ı Ramazan kılmak yetmez. Ömrü Ramazan kılmak lazım. Ramazan bir mayadır. Bir aylık bu mayayı 11 aya çalmak için varız. Eğer 11 ayı Ramazan mayasıyla mayalarsak yılın tamamı Ramazan'a keser. O zaman ömrü Ramazan kılmak mümkündür değil mi? Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram. Rabbim ömrümüzü Ramazan kılsın. Amin. Ahiretimizi bayram kılsın inşallah. Ela inna ahsana kelam. Ve eblegan yatam. Kelamullahi melikil azizil allah. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ukhalifakum illa ma enhâkum anhu. İn uridu illel islahı mesela. Ve ma tevfiqi illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi umri. Sizi uyarmam, muhalefet etme arzumdan kaynaklanmıyor. Tek arzum var, gücümün yettiğince düzeltmeye çalışmam. Eğer bu konuda başarım varsa, bu bana değil, Allah'a aittir. Yalnız ona güvendim ve sadece ona dayandım.
Değerli kardeşlerim, bir dua talebi var. Bir hastalık geçiren kardeşimiz için bizden dua istiyorlar. Rabbim şifaya versin. Kapılar açsın. Dermansız dert vermesin. Dert veriyorsa dermanını da versin. Bedenimizin derdini ruhumuza şifa kılsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ekim es-salam.